Değerli ilçe başkanlarımız, Kadıkolu'nun gençlik kollarımıza çok değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, Engelliler Federasyonumuzun çok değerli paralimpik milli takımımızın değerli sporcuları, değerli basın mensupları, sizleri AK Parti Tekirdağ İl Başkanımızın şahsında en kalbi duygularla selamlıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Esasına biraz ilginç bu. Hepinize saygılar sunuyorum. Sinirlendik. Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle sabahın bu güzel vaktinde bir kahvaltı sofrasında sizlerle biraz olmak benim için ayrı bir mutluluk. Veda Ziraat seçimleri öncelikle ülkemize, milletimize, demokrasimize, milli iradenin hak ve hukukuna güç katmasını temenni ediyor. Milletimizin yarınlarının bugün daha güçlü, daha umutlu ve daha başarılı geçmesini, olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Ben ehli bir sürece yeniden girdik. Yaklaşık 40 günden az bir zaman kaldı. Bu 40 günden az kalan bu zaman zarfında gece gündüz demeden ülkenin yarınlarını konuşacak bir Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyet olarak bıraktığı bir cümle, Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerinde yer yapışır. Dolayısıyla bütün mücadelemiz, bütün gayretimiz bu ülkeyi, bu milleti muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe taşımak. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne hep bu anlayışla çalıştık. 14 yıl oldu partimizin kuralı. 12 yılı aştı iktidarda olduğumuz süre. AK Parti iktidarı döneminde baktığımızda hayal edilebilen, hesap edilebilen bir hükümeti fazlasıyla yapabildik. Onurlu gururunu yaşıyoruz. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda merdivende hala çıkılması gereken çok önemli basamaklar var. Çok önemli kat edilmesi gereken mesafeler var. O nedenle bu süreçleri iyi yöneterek milletle beraber olan birlikteliğimizi her geçen gün daha da güçlendirerek bu basamakları istikrarlı bir şekilde bir daha yukarıya çıkmak ve o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle ulaşmayı sağlamak. Bu anlamda kurulduğumuz günden bugüne kadar temel ilkelerimizi hep paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de Türkiye kamuoyuna, Türk milletine ve dünya kamuoyuna 3 tane temel cümle söyledik. Bunlardan birincisi AK Parti milletin partisidir. Bu cümle çok önemli. Biz milletin partisiyiz. 78 milyon ülke insanının hayallerinin, umutlarının temsilcisiyiz. 78 milyon bu ülke insanının değerleriyle birlikte yürüyen ve onun yanılara bu anlayışla taşıyan bir siyasi anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi kötülemeden, kör görmeden, herkesi ama herkesi bu ay yıldızlı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyan herkesi kucaklamak. Ve aramızda hep söylediğim cümle, üç tane kelimenin karşılığı olanlara yer yoktur. Aramızda hırsızlara yer yoktur. Aramızda ahlaksızlara yer yoktur. Aramızda vatan hainlerine yer yoktur. Onun dışında tüm milletimizi kucaklamak, hangi siyasi görüşün mensubu olursunuz, hangi inanç tarzının mensubu olursunuz, hangi meşrebin, hangi mezhebin mensubu ve olursa olsun, yaşam tarzını olursa olsun, onların yarınlarını bugünden daha iyi etmek AK Parti olarak bizim görevimizdir, bizim sorumluluğumuzdur. Bu hem insani görevimizdir, hem siyasi görevimizdir, hem de milli görevimizdir. Dolayısıyla bu anlamdaki sorumluluğumuz, milletin partisi olma anlamındaki sorumluluğumuzu asla unutmayacak ve asla